Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev gezisi, ev turu var. Bakalım kimin evine geldik. Bakın çok güzel bir hoş geldin yazısı. Teşekkür ediyoruz. Evet, geldiğimiz yer burası. Hemen hop zile basıyoruz. Bakalım kapıyı kim açacak? Teşekkür ederim, hoş buldum. Hemen ben ayakkabılarımı çıkartıyorum. Tabii ayakkabılarımı çıkartmadan önce ben size bu detayı da göstereyim. Çok güzel, zarif bir görüntü olmuş. Evet, buraları da net olarak görüp ilerleyelim. Çok hoş görünüyor. Evet. Nereden başlasam, sağdan soldan? Burası sağ taraf. Bakalım. Burası lavaboymuş. Lavabo var burada. Burası bu şekilde. Böyle ayna, dolap falan da var. Ayna olmazsa olmaz. Tabii ki benim çok sevdiğim bir şey. Ayna lazım. Evet, buranın ışığını kapatıyoruz. Oradan hemen çıkıyoruz. Sonra ben oraya geçmeden size koridoru göstereyim. Tabii ki portmanto. Evet, portmantolar bence çok iyi bir şey. Ve burada da ayna. Çok güzel. Şimdi normal odaları gezmeye devam edebiliriz. Evet. Kapıdan girdim. Burada yatak odası varmış. Hemen bakıyoruz. Emine gelinin yatak odası nasılmış, neler seçmiş bakalım. Tabii hurçlar olmazsa olmaz. Herkesin dolabında var maalesef, çünkü lazım onlar da. Atsan atılmaz, satsan satılmaz olayı. Evet, gardırobu bu şekilde tercih etmiş. Gayet güzel. Böyle. Komodinler de bu şekilde. Evet, bu arada komodinler ikili çekmece. Çok güzel. Yatak odası perdesini bu şekilde tercih etmiş. Altına da bakalım. Zebra'mı store muymuş? Store tercih etmiş. Çok güzel, çok iyi. Ve tül bu şekilde. Burası ebeveyn banyo. Orası iptal. Gidiyoruz oradan. Burada minik güzel bir sandık var. Çok güzel. İşlemesi çok hoşmuş. Bunu da çok beğendim. Ve şifonyer. Tabii her yerde ayna var. Çok hoş. Çok seviyorum ama şu an kayıtta bu kadar ayna olması beni birazcık zorluyor. Neyse, halıları çekmedim. Göstereyim. Halılar da bu şekilde. Çok hoş. Yatak odasında sadeliği tercih etmiş. Güzel olmuş. Evet, yatak odasından çıkıyoruz şimdi. Sıradaki odalar. Evet, yatak odasından çıktık demiştik. Bakalım burada ne varmış. Robin, bu ışık onu sanırım. Doğru tercih olunmuş. Bakalım ne varmış. Hangi odaymış burası? Burası kiler. Bakın çok güzel dizayn edilmiş. Kileri bu şekilde. Gayet güzel, düzgün duruyor her şey. Evet, buradan da çıkıyoruz. Evet, kileri de kapattık. Burada bir tane daha oda var. Bakalım burası hangi odaymış. Bakalım. Burası çocuk odasıymış. Evet, çok hoş. Şekilde. Tabii bebek uyuyor orada. Çok evet, bebek uyuyor orada. O yüzden odadan hemen çıktım ben. Size eşyaları ve halıları gösterdim. Gayet güzel orası da. Bakalım burası ne? Bakalım.
Bir an kapıya vurasım geldi resmen ya. Neyse bakıyoruz. Burası neymiş? Burası da banyoymuş. Bu şekilde. Evet, çok hoş görünüyor. Emine gelini de hayırlı olsun, güle güle otursun diyoruz. Ve koridorda ilerliyoruz. Koridorun halısı da bu şekilde açık ton ama gayet desenlerinden dolayı böyle çok çabuk minicik lekeyi bile belli etmeyecek bir model görünüyor. Evet, girişteki halıları da inceledik. Şimdi sırada bu oda var. Burası banyoydu. Burası da bakalım hangi odaymış. Burası salonmuş. Ben size salonu uzaktan bir çekeyim böyle. Evet, çok hoş görünüyor. Evet, yaklaştırıp biraz salonu inceleyelim. Bakalım ne var ne yok. Şekilde bir dolap. Evet, genelde sadelik kullanmış. Her şey sade görünüyor. Burası da bu şekilde. Tabii ki sadeliğin üzerine parlaklık falan diyeceksiniz de bence bu da çok hoş olmuş. O sadeliğin üzerine gerçekten hoş olmuş. Beğendim. Biraz Osmanlı'yı anımsatıyor. Hoş olmuş. Evet, tül olarak burada bu şekilde kullanmış. Böyle. Evet, gayet güzel. Sade ve şık diyebiliriz. Güneşlik olarak da yine stor kullanılmış. Ben seviyorum. Benim evimde de zaten stor, zebra falan onlardan var. Bence gayet iyi. İyi. Çünkü neden? Bakın bu tül olayı var. Tülü çekiyorsunuz. Bir de alttan güneşliği çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz derken elimi gösteriyorum da tabii o an elimi uzakta tuttum. Pardon. Zor oluyor. Hem güneşliği çek hem tülü çek falan ama storları hemen yukarı çekiyorsunuz ya da aşağı indiriyorsunuz. Süper oluyor. Çok kolay, rahat. Bilginiz olsun. Tavsiye ediyorum. Evet, neyse yorumu bırakayım şimdiden. Eve devam edelim. Bu şekilde beyaz sehpalar çok lazım. Da çok da güzel oluyor her yerde. Evet, takımın berjerleri bu şekilde. Yeşil tonu fark etmişsinizdir sanırım. Şöyle göstereyim ben tekrar size. Bu kısma güneş geldiği için biraz belli olmuyor renk. Evet. Koltukların ayak kısmını da göstermek istedim. Bu şekilde. Böyle. Biraz önceki yastık zaten olmazsa olmazmış. Çünkü koltukların ve berjerlerin ayaklarını da gördükten sonra yastık kesinlikle olması gereken bir renkmiş. Çok güzel. Evet, bu tonlar üzerine Emine gelinimiz bu şekilde dolaplar üzerindeki dekoratif ürünleri de gold kullanmış. Gayet başarılı ve hoş duruyorlar. Evet. Sonra yemek masası. Yemek masası bakalım. Ahşap beyaz kullanılmış. Gayet güzel. Çünkü bu kısımda ahşap beyaz. Çok hoş olmuşlar. Takım sanırım. Sandalyeler de bu şekilde kullanılmış. Bu şekilde. Takım çok hoşmuş. Evet, ben size başka nereyi göstereyim. Ve buranın da halısını göstereyim önce. Tabii önce orta sehpa. Evet, bu da çok hoş duruyor. Zaten dikkat ederseniz
Koltukların ayak kısmıyla orta sehpa ayak kısmı gayet güzel bir bütün oluşturmuş. Daha oradan geçiyoruz, biraz daha geçiyoruz. Zaten buradaki dolabın ayakları da, bu dolabın ayakları da hepsi gayet bir bütün oluşturmuş. Hal olarak böyle tek renk kullanmış, desenli. Çok hoş olmuş. Çünkü bu kadar süslü, sade dedim ama bu goldları gördükten sonra süslü bir odaya tek renk kendinden desenli halı olması çok hoş olmuş. Evet, buradan da çıkıyoruz. Güle güle otursunlar diyoruz arkadaşımıza. Tabii ben avizeleri çekmemişim. Bu şekilde. Bu da gayet şık duruyor. Evet, buradan çıkıyorum. Gidiyoruz. Bakalım başka hangi oda varmış. Evet, bu odadan da çıktık. Sonra son iki kapı kalmıştı. Bir tanesi mutfakmış. Önce mutfağa gezelim. Evet, sırada. Evet, sırada demiştim. Mutfak var. Mutfağa geziyoruz. Mutfağı sol taraftan başlayacağım. Böyle mutfak masası bu şekilde. Sandalyeler böyle. Arkadaşımız genelde böyle açık kahve tonları ve yeşil tarzı kullanmış. Gayet güzel tercihler yapmış. Böyle güzel. Küçük iki tane çocuğu var bu arada. Evet, burada da yine Stor, zebra tarzı kullanmış perdeyi. Mutfaklara zaten bence zebra ya da Stor olmalı. Evet, gayet başarılı. Dolaplara geçmeden önce ben... Burada balkon var. Çok hoş görünüyor. Balkona gidesim geldi. Böyle, tabii ben bunu düzgün bir şekilde toplamıyorum. Darmadağınık topluyorum. Böyle açıyorum burayı. Böyle bakıyorum. Burası bu şekilde. Belki biz burada birazdan çay içeriz. Güneş giderse tabii ki. Tamam. Orası da yeter o kadar. Ve buzdolabı olarak beyaz tercih etmiş. Makine de aynı şekilde. Mutfak dolapları da beyaz zaten. Beyaz tercih etmesi çok doğru olmuş. Çok hoş yakışmışlar. Evet, dolaplar beyaz olduğu için elektroniklerin de beyaz olması gayet başarılı bir tercih olmuş. Bakalım. Burada da çok hoş. Bardaklar, fincanlar falan var. Hoş görünüyorlar. Böyle buraları bırakıyorum. Mikrodalga fırınlar siyah ve beyaz olarak tercih edilmiş. Gayet başarılı. Ve son olarak çekmeleri doyamıyorum falan olayı. Evet. Duvarları bu şekilde taş. Baharatlıklar böyle. Buralarda mamalar. Biz yiyeceğiz birazdan onları inşallah. Evet, çay kaynıyor. Ben onu kapatsam mı? Evet, sizin eşliğinizde ben çayın altını kapatayım. Evet. Ve son bir oda kaldı. Ben şöyle balkonu birazcık daha çekmek istiyorum. Çok hoş görünüyor. Tamam, balkondan da çıkıyorum. Ve artık son olarak oturma odasına gidiyorum. Tabii buna bakmayın. Bu benim. Ben alacağım birazdan. Tamam mı? Onu görmediniz. Benim o benim. Boş verin. Evet, son olarak oturma odası geziyoruz.
Uzaktan size şöyle bir alayım. Sonra yaklaştırıp hepsini inceleyelim. Hop. O kadar yaklaştırmaya gerek yok. Bu şekilde. Evet, koltuklar gül kurusu tercih edilmiş. Oturma odasında. Yastığı çok zarifmiş. Bakar mısınız? Bu şekilde güzel bir manzara ve çok minik şekilde ince detaylar, gül kurusu bir renk yakalanmış ve koltukla süper uyum olmuş. Evet. Oturma odası takımı da yine berjerler bu şekilde. Ayaklar yine gold kullanılmış. Burada da gold kullanılmış. Böyle tercih edilmiş. Burası da bu şekilde. Yine aynı koltuk. Perde olarak tüller bu şekilde tercih edilmiş. Evet, gayet güzel zarif duruyor. Ve bu kısımda balkona bakan bir pencere var. Evet. İç kısımda da yine güneşlik değil de stor kullanılmış. O an bir daldım. Renkleri anlamaya çalıştım da birazcık. O yüzden durdum birazcık. Çaktırmayın oraları. Neyse. Bu şekilde bir stor kullanılmış. Bu cam da aynı şekilde. Bu cam aşağıya bakıyor tabii. Böyle bir manzara. Hop. Tabii ki aynı oda olduğu için, oturma odasında olduğumuz için iki tane cam. Yine ikisinde de yine stor kullanılmış. Sade beyaz bir stor kullanılmış. Ve çok güzel bir detaya gelmeden önce ben size ne çekeyim önce? Ne çekeyim? TV ünitesini çekelim. Bu şekilde. Böyle bir TV ünitesi kullanılmış. Üzerinde TV. Sonra. Evet, muhteşem detay dediğim kısım. Bakar mısınız? Duvar kağıdı çok hoş olmuş. Sanki böyle taş gibi duruyor. Çok hoş duruyor. Ama değil. Duvar kağıdı bu. Çok hoş olmuş. Çok beğendim. Güle güle otursunlar diyorum tekrar bu kısımda da. Ve son olarak artık halıyı incelemedik değil mi? Hadi halıya bir bakalım. Evet. Emin arkadaşımız diğer odalarda daha sade halılar kullanmış. Ama burada odanın rengine uyum yapmak tabii ki çok önemli. O da ne kadar renkliyse, rengarenkse halılar da o şekilde oluyor. Bu şekilde rengarenk bir halı kullanılmış. Bu da çok hoş olmuş. Ve halının lütfen modeline dikkat edin. Bakın model, desen dikkat edin. Bu şekilde taş desenleri bakar mısınız? Bu şekildeki taş desenler şöyle uzaktan ben size dikkatli şekilde göstereyim. Bu şekilde taş detayların devamı sanki burası değil mi? Evet, çok hoş olmuş. Güzel bir bütün sağlanmış. Evet, ben biraz önce bir şey çekmeyi unutmuşum da bu odayı bırakıp size orayı göstermeye gidiyorum. Evet, oturma odasını da bitirdik. Çok güzel olmuş. Güle güle otursunlar diyoruz. Ve ben biraz önce mutfağı çektim de ben size mutfağın halısını göstermedim sanki değil mi? Ben size bir halı göstereyim burada. Bakın mutfak halısı da bu şekilde. Mutfak odasının da bütünlüğüne bakın. Yemek masası. Mutfak masasıyla mutfak halısı da süper bir bütün sağlamış. Evet, burayı da bırakıyoruz ve çıkıyorum. Evet, bütün odaları çekmeyi bitirdik. Bütün odaları kaydettik. Artık çıkıyorum. Ben size uzaktan koridoru tekrar alayım. Hop. Koridor almadan önce ben böyle dönüp kapıyı açayım kendim.
Evet. Gidiyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.